Yaklaşık 3 yıldır ana havi olarak TS100 kullanıyorum. 2,5 yıl önce de çok detaylı bir TS100 videosu çekmiştim. Bu videoyla beraber yaklaşık birkaç yüz arkadaşın TS100 satın almasına vesile oldum. Ama TS100 hala güncelliğini koruyor. Bir sürü TS100 ile ilgili yorum almaya devam ediyorum. Bununla beraber TS100 açık kaynak olduğu için TS100'ün aynısı gibi görünen başka markaların ürettiği havyalar da ortaya çıktı ve bunların fiyatları daha uygun. Bu videoda TS100'den daha uygun fiyatlı ama aynı özellikte olduğunu iddia eden TS100'de de aynı görünen bu havyeyi inceleyeceğiz. Alıp almamaya karar vermeden önce videonun devamını izlemeni öneririm. İndirimli linki de açıklama kısmında paylaştım. Şimdi birlikte inceleyelim. İkinci bir TS100'e ihtiyaç duymamın sebebi şirketteki çalışan sayısının artması. Çalışan sayısı artınca TS100'ü paylaşamamaya başladık. O yüzden hem fiyatı uygun olduğu için bir tane alayım dedim. Almışken de bu başka markaların ürettiği TS100'ler de gerçekten güzel mi diye sorduğunuz için ben de bunu alıp hem incelemek hem de kullanmak istedim. Bu havyanın kalitesini deneyimlemek için PCV'den yeni gelen devre kartlarımdan bir tanesini lehimleyeceğim. Özellikle telefon serisiyle ilgili test etmem gereken bazı şeyler vardı. GSM anteni çok büyüktü. Onu küçük bir antenle değiştirmeyi düşünüyorum. Yani görünmez bir antene geçmeyi düşünüyorum. Bununla ilgili hem GSM hem GPS antenlerinden denemek istediğim birkaç şey vardı. Bunların da hepsine ayrı ayrı para ödemek istemedim. Ayrı ayrı sipariş vermek istemedim. Kargo ödemek istemedim. Tek bir tane PCB ile testereyle keserek kullanabilirim diye düşündüm. Burada bir ekran var. Burada bir GSM modülü var. Diğerlerinin çoğu anten, birkaç tane de kondansatör ve direnç kılıfı var. Bunları PCB cetveliyle de yapabiliyorduk ama ben bir de buradan ölçmek istedim. Bir de arkada denemek istediğim bir şey vardı. Olabildiğince küçük fontları deniyorum ben PCB'lerimde. En küçük hangi font okunabilir diye böyle birkaç tane fontu da buraya çıkarttırdım ki ilerleyen projelerimde en küçük okunabilir fontu seçebileyim. Birkaç video önce incelemesini yaptığım masaüstü testereyle PCB'mi keserek devam ediyorum. Çok fazla kötü şey solumamak için bu COVID için kullandığımız maskelerden bir tanesini de takarak devam edeceğim. Gözlük takmak da çok önemli bu noktada. PCB'leri hazırladım. Şimdi kutunun içindekilerle devam edelim. Kutuyu ilk açtığımda gözüme çarpan birkaç şey var. Birincisi adaptörlü geliyor. Adaptörsüz versiyonu da var, biraz daha ucuz. Ama adaptör zaten çok pahalı olmadığı için ben onu da eklemek istedim. Ama elinizde bir dizüstü bilgisayar adaptörü varsa onu da kullanabilirsiniz. İkinci şey yanında lityum polimer pillerle çalıştırmak için de bir kablo gelmesi. Ki bu çok güzel. Mesela benim dronelar için kullandığım bir lityum pilim var. Bunu buna takarak dışarıda bir drone'umun bir yeri bozulduğunda da tamir yapabilirim. TS100'ün zaten güç kesme özelliği de var. Yani diyelim ki 3S1 pil kullanıyoruz. 9 voltun altına düştüğünde kendini kapat dediğimizde TS100 pili tamamen öldürmediği için pillerimizi de koruyabiliyoruz. Yani bu drone, model uçak gibi işlerle uğraşan insanlar için de aslında çok faydalı bir havya. Bir sonra gözüme çarpan 2,5 yıl önce çektiğim videoda keşke şöyle küçük de bir havya koymak için stand gelseydi yanından iyi olur demiştim. Bu sefer bu markanın çıkardığı TS100 varyasyonunda böyle bir şeye de dikkat etmişler. Bence bu tip şeyler de çok faydalı. Zaten küçük bir şeyle çalıştığımız için küçük bir koyma aparatı da işimizi kolaylaştırıyor. Diğer gözüme çarpan bir şey de yedek 3 tane vida gelmesi. Bir kere başıma geldi. TS100'ün vidasını kaybettim. İçinden yedek bir tane çıkmıştı. Onu kullandım. Bir daha kaybedersem bu vidayı bulur muyum, bulamaz mıyım? Bilmiyorum ama bu sefer 3 tane geldiği için de böyle bir endişemiz de kalmadı. Yanında kullanım kılavuzu ve güvenlik kartı gibi bir şey de geliyor. Onları da okumakta fayda var. Yine üzerine baktığımda 17 ve 65 watt arasında çalıştığı yazıyor. 12 volt 24 volt arası çalışıyormuş. 24 voltta çalıştığında 65 watt yani en yüksek güçte çalışıyor. Bizim yanında gelen adaptörümüz 19 voltluk bir adaptör. Aslında bu bilgisayarlarda da kullanılabilir. Dizüstü bilgisayarlarında çoğu 19 voltla çalışıyor. Belki de bilgisayar adaptörüdür. Yani o yüzden
sepete eklemişlerdir. %100 güçte çalışmayacak 19 volt olduğu için ama muhtemelen 60 watt'a yakın bir güç üretecek ki bu da gayet yeterli. Ben daha önce 19 voltluk bir adaptörle kullanıyordum. Şu an kullandığım T-Series'i 24 voltla kullanıyorum. Aralarında çok ciddi bir fark yok. Ama aklınızda bulunsun, 24 volt varsa onu da kullanabiliriz. Görsel olarak dikkatimi çekense öncelikle butonların şekli farklı olmuş ama çok önemli bir şey değil. Yani bu butonlar da güzeldi. Bunlar da güzel. Basma hisleri de aynı şekilde. Renkleri biraz farklı. Burada Miniwire markasının logosu var. Burada herhangi bir marka yok. Yine aynı şekilde gerilimleri ve güçleri aynı yazıyor. Şuraya baktığımızda da yine konnektörün adı yazıyor ve aynı konnektör, aynı USB girişi ki biraz önce kitapçıyı incelediğimde de update, upgrade gibi her şeyi yine tamamen aynı. Yine göze çarpan özelliklerden bir tanesi de ikisi farklı uçta geliyor. Eski aldığım TS100 ince uçta gelirken bu böyle daha geniş yüzeyleri lehimlemek için kullanılan böyle yamuk bir uçta geliyor. Ki bu uç çok kullanışlı bir uç. Ben daha sonrasında bunu aldıktan sonra bu uçtan da iki tane sipariş etmiştim. Bunun biraz daha kısası var. Bir tane ondan, bir tane de bunun aynısından sipariş etmiştim. Özellikle şöyle entegre çok bacaklı şeyleri lehimlerken bu uçta gayet güzel bir şekilde iş görüyor. Bununla da yapılabiliyor. Bunu da biraz eğerek şöyle yaptığımızda aynı işlemi gerçekleştiriyor ama aradaki farkları görelim diye söylemek istedim. Renk tonu biraz farklı. Dışının hissiyatları aşağı yukarı aynı. Şurada bir de TS100 yazıyor. Bunda TS100 de yazmıyor. Ben içini merak ettim. Bir de içini açıp bakacağım. Yeni TS100'ün içini açtım. Eskisiyle tamamen aynı. Üzerindeki mikro denetleyici aynı, sensörler aynı, komponentler aynı, malzeme kalitesi aynı. Herhangi bir ben donanımsal olarak bir fark göremedim. O yüzden buna gerçek bir TS100 diyebiliriz. Zaten açık kaynak olduğu için muhtemelen bir şirkette alıp bunu üretip bu şekilde pazarlamış olabilir. Şimdi ilk defa çalıştıracağım. Drone bataryasıyla çalıştıracağım. Bu sefer yanında gelen kablosuyla beraber birkaç ayarına bakacağım. Ondan sonra normal yanındaki adaptörle beraber ısınma testi yapacağız. Yani kaç saniyede bir lehim telini eritecek. Yazılımsal olarak bir fark var mı onu göreceğiz. Ondan sonra bir de şöyle bir aletle gerçek ısıyı veriyor mu vermiyor mu onu ölçeceğiz. Sonrasında da biraz önce kestiğimiz devre kartlarını lehimleyerek gerçek testimizi yapacağız. Biraz uzadı biliyorum ama direkt aldık lehimledik çok güzel demek yerine böyle detayları da sizlerle paylaşmak istiyorum ki paranızı boşa harcamayın. Sizin için iyi bir şeyse alın, değilse almayın. Takıyorum. TS100'de başka şekilde bir ana ekran oluyordu. Burada Secure yazıyor, yani markanın adı yazıyor. Öyle bir yazılımsal değişiklik var. Zaten bu yazılım da açık kaynaktı. Şuna basarsak ısıtmaya başlayacak. Şu an zaten ısınmaya başlamadı. Ben ilk önce şurada bir ayarlara girip de bir menüye de bakmak istiyorum. Kaç volt olduğu ve kaç derece olduğu yazıyor. Şu an 20-21 dereceymiş. Bu içerisinde zaten ancak o kadardır. Isıtmaya başlamamış. Pilin gerilimini söylüyor bize. 10 küsur volt diyor. Doğru. 3 SP pil bu. Fabrika ayarlarına döndürme, açıldığında kaç dereceye geleceği ki ben birazdan test yapacağım için aslında bunu artırmak istiyorum. Maksimum 400 var bunda. TS100'de 450 vardı ama TS100'ün 450'si gerçek 450 değildi. Bunu da TS80P incelemesi videosunda göstermiştim. Birazdan onu da ölçeceğiz. Devam ediyorum. Tekrar başa mı geldik? Menüye çıktı. Factory reset. Ha, evet. Standby temperature, yani biz bunu kullanmadığımızda kaç derecede beklesin? 200 derece. O uyku süresi, yani 180 saniyeden sonra 200 dereceye düşürecekmiş. Onun ayarı 360 saniyeden sonra da yani 6 dakika sonra da
tamamen kendini kapatıyormuş ki bunlar çok iyi ayarlar, yoksa bunun ucu mahvolur ve yangın çıkarabilir, çok enerji tüketebilir, elimizi yakabilir. O yüzden bu ayarları da yapmakta fayda var. Bunları devam ediyorum. Her bir adımı 10 dereceymiş, yani şu tuşlara her bastığımızda 10 derece artacakmış. 10 voltun altına düştüğünde de kesecekmiş ki bu pili korumak içindi. O yüzden bu çok güzel bir özellik. Celsius cinsinden derece ayarı var ve sağ elle kullanım için. Sol elle kullanırsak ekranı ters çeviriyor. O da solaklar için gerçekten önemli. Şimdi tekrar başa döndük. Bunu çıkaracağım. Normal adaptörümü takıp ilk lehimi kaçta eritecek ona bakacağım. Şimdi bakalım kaç saniyede lehimi eritecek. Tuşa bastığım an bunu da başlattım. 100 dereceyi geçti. 208 saniye oldu. Erimeye başladı. Evet, 13. saniyede lehimi tamamen eritip kopardı. 400 derece gözüküyor şu an. 400 derece biraz fazla gibi gelebilir ama gerçek 400 derece mi değil mi şimdi bakacağız. Şimdi bu havyaların ucunu test ettiğim aletle bir test yapacağım. Şu an bunu taktım. Bakalım sıcaklığımız ne kadarmış. 36 dereceymiş boştayken. Şimdi çalıştırma tuşuna bastım. Yavaş yavaş bizim sıcaklığımız yükselecek. Hemen şöyle bir dokunduruyorum buraya. Burada 250 derece falan yazıyor şu an. 400'e çıkmasını bekliyorum. Bu biraz daha geç takip ediyor ama bayağı doğru ölçüyor. Güvenebiliriz o yüzden. Biraz bekleyelim. Isı iyice yayılsın oraya. Isıyı biraz daha iyi iletmesi için biraz da lehim vereceğim şuradan. Çünkü emin olamadım ısıyı iletip iletmediğine. Şöyle bir lehim diyelim. TS100 400 dereceyken burası 349 derece gösteriyor. Ben mi tam ucunu tutamadım bilmiyorum ama biraz daha şu sivri ucuna getireyim. 341 diyor. Şöyle yan yatırıyorum. Çok değişen bir şey yok. Şimdi bir de eski TS100 ile deneyelim. Bunu çıkardım. Şuraya koydum. Buna takıyorum. Bunda da aynen 400 dereceye getireceğim. Bu 450 derece vardı bunda. Onda yoktu. Bunda da 400'e getirdim. Şu an ısınmaya başladı. Şöyle tekrar bir dokunduralım buraya. Hatta şöyle görecek şekilde de çevireyim. Orada ne olup bittiğini de göreyim. Şu an 395 derece diyor bu. Biraz daha ısınsın. Evet, genel olarak bu biraz daha fazla veriyor. Yani bu 400 dereceyken 320 veriyor, o 349 veriyordu sanırsam. Bu biraz daha yüksek veriyor. Aslında bunun derecesi daha düşük gözükmesine rağmen daha yüksek aslında. Bir de şöyle yapalım. Bunu 450'ye getireceğim. Şimdi onda 450 yoktu, bunda vardı ama bunun 450'si gerçek 450 mi? Onu bir tekrar görelim. Evet, şimdi burada şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor aslında. Bunun 450'si ile bunun 400'ü aşağı yukarı aynı sıcaklıkta. Yani burada 455 derece görüyorum mesela, 370 görüyorum. Orada da 400 gördüğümde 349 görüyordum. Çok az bir derece farkı var. Bu uçla falan da alakalı olabilir tabii ki. Bu biraz daha sivri olduğu için daha iyi iletiyordur, daha kötü iletiyordur. Ya da bu uç eski olduğu için biraz fark ediyordur ama şunu görmüş olduk. Yaklaşık 12 saniyede lehim terini hemen eriten bir sistem var. Yani burada 10 derece, 20 derece, 50 derece eksik ya da fazla göstermesinden ziyade nasıl bir yüzey lehimleyeceğinize göre ısıyı bir kere ayarlamanız yeterli. Ben genellikle daha hızlı erittiği için 420 civarı kullanıyordum eski TS100'ü. Yeni TS100'ü de muhtemelen 380 derece seviyelerinde kullanacağımı düşünüyorum. Şimdi bütün konuyu bir baştan toparlayalım.
3 yıl önce TS100 diye bir havye çıktı ve piyasayı salladı. Miniwayer firması bunu çıkarmıştı. Daha sonrasında TS80 diye bir havye çıkardı. Bundan biraz daha güçsüzdü. Sonra TS80P diye daha kullanışlı ama yine TS100 kadar güçlü olmayan bir havye çıkarmıştı. Bunların incelemeleri kanalımda var. İsteyenler şu yukarıdaki linkten de gidip bakabilirler. Bununla beraber TS100'ün orijinal versiyonunu piyasada az görmeye başladık. Farklı şirketlerin ürettiği aynı tipte havyalar piyasayı egale etmeye başladı ama bunlar gerçek TS100 kadar güçlü mü değil mi, aynı kaliteyi, konforu veriyor mu onu bilmiyorduk. Dolayısıyla ben de hem TS100 ihtiyacı olduğu için hem de bunlardan bir tanesini alıp denemek istediğim için almıştım. Hem de bu yeni TS100'ün fiyatı daha uygun, kutudan da daha fazla malzeme çıkıyor. Dolayısıyla denemekte fayda var diye düşündüm ve bir tanesini aldım ve pişman olmadım. Toplamda 4 tane kart lehimledim. Bunlardan bir tanesi SD kart modülüydü ki daha önceki videolarımda da hep onun üzerinde deneme yapmıştım. Dokunduğum an su gibi eritti lehimi. 400 dereceye ayarlanabiliyordu maksimum bu. Eski TS100 450 idi ama 450'si daha az gösteriyordu. Yani yeni TS100'ün gösterdiği değerler aslında daha gerçekçiydi ama o 400 de bana biraz fazla geldi. Çünkü özellikle bu GSM modülü gibi daha pedleri küçük bir yere lehimlerken aşırı yaktı orayı. Normalde ben bunu muhtemelen 320-330 derece ayarlarında kullanmayı planlıyorum. Çünkü gerçekten 400'ü çok fazla ama SD kart modülü gibi geniş bir yüzeye lehimlerken bunu 400'e alabiliriz. Anında videoda gördüğünüz gibi suya çevirdi orayı ve parlak bir lehim oluştu. Diğer yandan ucunun geniş olması sayesinde de yine hem GSM modülü hem de o Type-C'nin arkasını lehimlerken tek bir dokunuşta birden fazla pedi çok güzel bir şekilde ısıttı. Çünkü tek bir ped ısındığında yandaki pedler de az da olsa ısınıyor ve şu çekme hareketiyle beraber bu tip entegreler, çok bacaklı entegreler çok kolay bir şekilde bu uçla lehimlenebiliyor. Yine hissettiğim ama %100 emin olmadığım bir şey daha var. Sanki geniş yüzeyleri lehimlerken bu yeni TS100'ün tepkileri eski TS100'e göre daha hızlı. Yani yazılımında sanki birkaç şeyi optimize etmişler gibi geldi bana. 12 saniyede zaten lehimi eritmişti. Yani oda sıcaklığında 21-22 derecedeki bir havya ucuna lehim telini sarıp gücü verdiğimde 12 saniyede eritmişti. Çok hızlı olmasıyla, hafif olmasıyla, kutunun içinden çıkan diğer yedek parçalarıyla geniş yüzeylere karşı verdiği hızlı tepkiyle bence yeni TS100 ya da bu Secure firmasının ürettiği SQ001 ama ben TS100'e alıştığım için öyle diyorum. Ben bu ürünü gerçekten beğendim. İkinci bir TS100 olarak aldığıma pişman olmadım. Eskisinden hiçbir eksiği yok. Hatta paket içeriği gibi şeylerle beraber ve fiyat avantajıyla beraber fazlası da var. Dolayısıyla senin de böyle küçük bir havaya ihtiyacın varsa indirimli linki ve kuponu açıklamalar kısmında paylaştım. Lehim ekipmanları gibi konularda Türkçe içerik üreten çok fazla kişi yok. Az kişilerden biri de benim. Eğer böyle incelenmesini istediğin şeyler varsa bunların linklerini de yorumlar kısmında benimle paylaşırsan ben bunların bir kısmını isteyebiliyorum. Sponsorlar gönderiyor. Beğendiğimi ya da beğenmediğimi söylüyorum. Dolayısıyla eğer almayı düşündüğün ve merak ettiğin ürünler varsa onların da linklerini açıklama kısmında paylaşırsan ilerleyen videolarda onların da incelemesini yapabilirim. Tıpkı bunu yaptığım gibi bu da sizlerden gelen isteklerle çektiğim videolardan bir tanesiydi. Hem ihtiyacım vardı hem de videosunu çekmek istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostum. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.